var ahu? Ne mi var? Saatin kaç olduğunu farkında mısın sen? Ne zaman geleceksin? Holding'den çıktım şimdi, geliyorum. Oyalanma sakın. Birazdan masaya... Of. Terbiyesiz. Böyle devam et bakalım. Son nereye varacak? Mert, ne yaptın abi? Yumuşama var mı Leyla Sultan'da? Yani, kaybetmek istemiyorsan yanımda ol kartını oynadım ama. Yani sesini çıkartmadı. İtiraz da etmedi. Abi bence iyi bir şey bu. Sana karşı öfkesinin giderek azaldığını gösteriyor. Öyle mi diyorsun? Babanın taktiği neymiş? Nasıl ikna etmiş anneni evliliğe? Kanka ona sıra gelmedi ki. Sessiz kalınca ben de bir şey söyleyemedim. Hazır şimdi yumuşamış. Doz aşımı yapmayayım dedim. Birinci level'ı açtık. Şimdi sırada ikincisi var. Anladım abi. Kolay gelsin sana o zaman. Teşekkürler. Dur ben bir yardım edeyim. Alayım. Yardım edeyim. Gerek yok, hallederim. Ya bileğin kırılacak neredeyse. İnat etme işte, ver. İnat etmiyorum Mert. İstemiyorum diyorum. Niye anlamıyorsun? Çekil. Ben sadece... Sen sadece ne Mert? Yapma artık ya. Yanımda olma, bana yardım etme. Elimden tutma benim. Beni sevme artık Mert. Sen kolay mı sanıyorsun seni severken sana hayır demek? Deme o zaman. Yapamam Mert. Anneni senin için ağlarken görüp de senin elini tutamam ben. Kendi mutluluğum için hiçbir anneyi üzemem ben. Bu yükü ne sen taşıyabilirsin ne de ben. Biz birlikte olamayız. Olmamalıyız. Öykü, seni seviyorum. Bunu anla. Beni sevme artık Mert. Yalvarırım, sevme. Girin. Ne yapıyormuş benim prenses? Kralının gelişini bekliyormuş. Çok özlemiş babasını. Ben de seni çok özledim güzel kızım. Anlat bakalım ne var ne yok. Yani normalden farklı bir şey yok. Derya ile buluşma, alışveriş yapma, ders çalışma. Öyle. Dersleri iyi diyorsun yani. Baba sen beni trollüyor musun? Yani dersler iyi olmasına iyi de bu kısa hayat hikayemden nasıl bunu çıkarmış olabilirsin? Bak prenses, ders çalışıyorum numarası yapmanın belli başlı kuralları vardır. Bir, kitabı ters koymayacaksın, kapatacaksın ki anlaşılmasın. Yok baba ben gerçekten... Ders çalışmadığını kanıtlayacak bütün delilleri ortadan kaldıracaksın. Üç, destekli yalanlar bulacaksın. Yoksa annenin gazabından seni ben bile kurtaramam. Ya öf babişko ya. Çok fenasın. Yedin ama itiraf et. Güzel kızım bak. Annenle aranızdaki ilişkiye karışacak halim yok. Ama bana yalan söylemek zorunda değilsin. Ben senin sorumluluklarını bilen yetişkin bir kadın olduğunun farkındayım. Teşekkür ederim babacığım. Bunu duymak inan çok iyi geldi bana. Sıra sende. Anlat bakalım, eritebildiniz mi annemle aranızdaki buzları? Buzlar kraliçesi Ahu Koca Bey bile benim ateşimin karşısında duramaz. Merak etme, bir sorun yok. Ya baba gerçekten çok sevindim. Ben öyle aranızın bozuk olduğunu duyunca kafamda kurdum öyle. Yani Derya'nın annesiyle babası gibi ayrılacaksınız falan diye düşündüm. Oo, bırak bu dram kraliçeliğini. Ne ayrılması? Ya bir iki atıştık o kadar. Hem biliyorsun annen didişerek sevenlerden. Bilmez miyim? Güzel kızım. Babacığım,
Suzan mutfaktakilere söyle, akşam yemeği için hazırlık yapsınlar. Peki efendim. Konuştun mu? Konuştum. İstediğin iyi aile masalını anlattım kızıma. Memnun musun? Bir kere de kızın için yalan söylemiş oldun. Sanki bundan rahatsız oluyormuş gibi davranma. Sen yalanlarla Esin'i nereye kadar mutlu edebilirsin? Gerekirse sonsuza kadar. Aho, buna senin bile gücün yetmez. Sen paratoner gibisin. Mutsuzluğu çekiyorsun. Suzan, kapı. Bakıyorum efendim. Kızımı da beni de üzmene izin vermeyeceğim Yalçın. Seni ateşe atmam gerekse bile. Ah hanım, Şevki Bey geldi. Sizinle görüşmek istiyormuş. Şevki Bey mi? Biri gidiyor, biri geliyor. Çağır gelsin. Yalnız bahçede bekliyor efendim. Ah hanım, lütfen buraya gelsin dedi. Bir de beni ayağına çağırıyor. Densiz. Ay neyse, boş ver şimdi, yemeğe falan kalmaya kalkar. En iyisi ben geleyim. Ne istiyorsunuz Şevki Bey? Deniz'i görmek için geldiyseniz odasında. Aslında ben sizinle konuşmak istiyordum. Ne sebeple? Deniz. Yani Deniz'in annesi. Şevki Bey. Deniz odasında dedim ya. Hem niye beni buraya ayağınıza çağırıyorsunuz ki? Yok. Konu Deniz değil. Ay içim şişti. Şevki Bey. Lafı geveleyip durmayın. Ne söyleyeceksiniz söyleyin. Yani benim sizden bir istirhamım. Yani aslında ricam ayetinde yani. Anne. Ne oluyor burada? Bir bilsem. Ben daha sonra tekrar uğrarım. Size iyi günler. Deniz'i mi görmeye gelmiş? Ay anlamadım ki. Lafı geveleyip gitti. Hepsi bir tuhaf. Ha bir de özel karşılığımı ister gibi ayağına çağırıyor beni. Densiz. Yememişsiniz size. Atıştırmalık bir şeyler getirdim. Teşekkür ederim. Aç değilim. Leyla Hanım biz alışkın değiliz sizin bu hallerinize. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? İyiyim Sinem. Yalnız kalmak istiyorum. Anladım. Ben çıkayım o halde. Yine ne karın ağrım var acaba? Efendim? Alo Mahmut Bey merhaba. Merhaba Sinem. İyi haberlerdir inşallah. Evet size harika haberlerim var. Leyla Hanım şu anda iki gözü iki çeşme ağlıyor. Kızım bunun neresi güzel haber? Ya Mahmut Bey sizin için büyük bir fırsat. Ve kadınlar böyle zor zamanlarında yanında olan erkeklerden hoşlanıyorlar. Diyorsun iyi doğru. Başını yaslayacak bir omuza ihtiyacı var o zaman ha?
Kız Sinem sen var ya az çakal değilsin ha. Seninle iyi işler yapacağız biz. Teşekkür ederim Mahmut Bey. Hadi siz şimdi bahane bulun, ulaşın kendisine. Tamam. Ararım birazdan. Ay yok yok aramayın. Olmaz şimdi bu halde görüşmek istemez. Çıkın gelin siz direkt. Öyle diyorsun. Tamam. Sen bana bir bilgi versene. Bu Leyla Hanım niye bu kadar üzgün? Bakın şimdi bunun oğlu var ya Mert. Mert'in bir tane ilişkisi var Öykü diye. Öykü'yü de istemediği için kadın araları bozuldu. Ha. Ha evet aynen. Öykü. Selam, nasılsın? İyi oldu abi. Sen? Seni gördüm, daha iyi oldum. Babamı merak ettin herhalde. Ben söylerim selamını. Hadi görüşürüz. Öykü, iki dakika konuşalım mı? Abi ben çok yorgunum. Öykü, ben... Yani... Ben seni beğeniyorum. Beğeniyorum derken... Sevgi anlamında. Bir şey demeyecek misin? Oğuz abi, bunu ne sen söylemiş ol ne de ben duymuş olayım. Olur mu? Neden peki? Kusura bakma abi, olmaz. Nasıl yani? Ben evlenmeyi düşünmüyorum. İyi günler sana. Düşünmüyorum dedi. Demek ki düşünebilirdi. İmkansız değil yani. Ağırbaşlı kız canım. Hemen evet demek istemedi tabii. Olacak bir iş. Vallahi billahi olacak. Mert. Heyo, dünyadan Mert'e. Burada mısın? Bir şey mi dedin? Yo, öyle uzaylılarla konuşuyordum. Mesajlarımı diyordum. Siz mi yiyorsunuz? Evrene iletilmiyorlar da. Ha yok, öyle değil. Hatalı mesajları imha ediyorlar. Yanlış bilgi. Ne oldu ya? Aman benim kocaman bebeklerim. Aman aman büyümüşler de artık dizlerime oturamıyorlarmış. Ya ne ya, çocuk muyuz biz? Ama bak. Hanımefendiye büyümüş de bana dedesini afra tafra yapıyor. Dede. Anlaşıldı. Bunlardan bana hayır yok. Peki ben ne yapacağım şimdi? Yani dedelikten emekli mi olacağım? Yok, kabul etme. Esin'cim senden bir şey rica ediyorum. Benim için şöyle uzaya bir pist diye bir mesaj gönder. Böyle kucağıma alıp doya doya seveceğim bir torun istiyorum. Ama... Sakın yanlış adrese gönderme olur mu? Mesaj iletildi dede. Mavi tık oldu, baksana suratına. Biz de çok istiyoruz babacığım, bakalım. Beni şimdiden çok mutlu ettiniz çocuklar. Şimdi bunların bebekleri olursa ben büyük kuzen... Yok. Amca oluyorum değil mi? Aynen, amca olayım da daha iyi. Ama ben hal olmak için çok gencim daha. Ama bir an evvel gerçekleştiğini görmek isterim. Ben fazla bekleyemem. Ah, benim güzel çocuklarım. Keşke Esin de bunları görebilseydi. Ha? Keşke. Keşke baba. Ya ben şantaj yapacak adam mıyım ya? Gittim bir de kadının kapısına dayandım. Ya kadın da kardeşim karşımda duvar gibi durdu, dikildi durdu. Ya bir şey konuşamadım ki kadına. Ne yapsam? Acaba böyle isimsiz mesaj falan mı? Yok ya. Bu kadın öyle mesajlara falan pabuç bırakacak bir kadın değil.
Abi hayırdır? Karadeniz'de gemileri mi battı? Ne bu hal? Ben battım Oğuz, ben. Borç buraya kadar dayandı. Abi kumar borcu mu hala? Sadece kumar borcu olsa iyi Oğuz. Bankalar falan. Yani bütün aile çalışıp bilinsek biz bu borcuyu hayatta ödeyemeyiz. Abi ben seninle başka bir konuda konuşacaktım. Oğuz, gözümü seveyim, çok güzel bir iş vardı be. Yok abi, öyle iş değil. Hayırlı bir iş. Hayırlı bir iş mi? O neymiş ya? Konu Öykü'yle ilgili. Öykü'yle ilgili mi? Ne olmuş kızıma? Sinem. Aa, Mahmut Bey hoş geldiniz. Odasında mı? Odasında. Ağlıyor hala. Değil. O zaman biz de gidip onu bir teselli edelim ha. İyi hadi sen bak işte. Leyla Hanım. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Buyurun lütfen. Lütfen. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Bu yatağa girebileceğini mi sanıyorsun? Bunu sen istedin Ahu. Biz Esin'in gözünde hala mutlu bir çiftiz. O kadınla ilişkin devam ettiği sürece bu yatağa giremezsin Yalçın. İlişkin falan yok diyorum. Bitti. Kaç defa söyleyeceğim. İlişkinin bitmesi yetmez Yalçın. Bundan sonra her attığın adımdan haberim olacak. Öyle işini bahane edip geç gelmeler, ani çıkan toplantılar, sürekli sessizce duyulmayan telefonlar, bunların hepsi geçmişte kaldı. Senin saçmalıkların yüzünden Fehmi babama mahcup oluyorum. Güzel. Bir de boynuma tasma tak gezdir istiyorsan. Düşünebilirim. Yani böyle devam edersen o da olur. O kadar uzun boylu değil ahu. O kadar uzun boylu değil. Sana benimle daha fazla uğraşma dedim ama senin anlayacağın yok belli ki. Nereye gidiyorsun sen? Cehennemin dibine. Gelecek misin? Dikkat et. Aşkım hadi aç gözlerimi. Tamam az kaldı merak etme. Tamam mı? Dur, çok az kaldı. Hazır mısın? Hazırım.
Çiçeğin adını alacak mesela. Bak ya, iki dakikada harcadın anneyi. Deniz. Ben geniş bir ailem olsun çok istiyorum. Çocuklarımız olsun mesela. Senin ailen gibi. Ya öyle tabii. Ama insanın kendi ailesi bambaşka. Eşi, çocukların olması. Benim ilk defa bir ailem olacak. O zaman biz masalımızın ilk bölümüne başlayalım. Sonunu da kendimiz getiririz, olur mu? Olur. Deniz. Hı. Sen benim için çok değerlisin, biliyor musun? Sen benim hayatımın anlamısın. Hayat bize ne gösterecek bilmiyorum. Nasıl badireler atlatacağız, neler yaşayacağız. Bunların hiçbirini bilmiyorum ama tek bildiğim bir şey var. O da seni çok sevdi. Ben de öyle sevgilim. Ben nefes alıp verdiğim müddetçe bu kalp hep senin için atacak. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hayır ya. Birlikte oldukları yetmemiş. Bir de ilan aşk ediyorlar. Kahretsin. Bu ses senin. Biri mi var orada? Bilmiyorum ki. Ben bir bakayım hayatım. Kimse yok. Bu ses nereden geldi? Neyse. Kimmiş sevgili? Anlamadım ki hayatım. Neyse. Nerede kalmıştık? Ya ben resmen kendi evimde kaçak gibi yaşıyorum ya. Çınar, nasıl yaparsın bana bunu ya? Nefret ediyorum hepinizden, nefret! Onur, hayırlı bir iş falan dedin de Öykü'ye bir talip falan mı var yoksa? Birisi değil Şevki abi. Kızına ben talibim. Ya Oğuz, bırak Allah aşkına ya, saçmalama ya. Abi daha evvel de bahsetmiştim sana. Sen de kızım şu an okuyor, yaşı küçük demiştin. Ne olmuş yani? Tamam, ben de kararınıza saygı duymuştum. Sabırla bekledim. Öykü çocuk değil, işinde gücünde. Hah, ne güzel söyledin bak. Öykü artık çocuk değil. Annesiyle babası onun yerine karar vermez. Öykü artık kendi kararını kendi verecek yaşa geldi. Anladın mı? Tamam abi, anladım. Da yine de bir konuşsanız diyorum. Neyse olsun. Sohbetine doymaz ama benim artık işim var, gitmem lazım. Abi ne güzel sohbet ediyorduk ya, lafım yarım kaldı. Ya Oğuz, Günder çuvalama girdi Allah aşkına. Yine konuşuruz. Hadi eyvallah. Abi olmadı böyle ya. Gündü ya. Hiç bitmeyecek sandım. Mert yetmezmiş gibi bir de Oğuz abi çıktı başıma. Oh Yalçın. Buna bunu nasıl yaparsın ya? Nasıl vazgeçersin benden? Ben ne yapacağım şimdi? Bütün planlarım alt üst oldu. Kim geldi ya? Yok canım. Ahu değildir herhalde.
Geldim. Ne işin var senin burada? İçeri geçmeme izin vermeyecek misin? Yalçın yeter artık. Beni daha fazla üzmene izin vermek istemiyorum. Aşkım ben çok pişmanım. Bak ayaklarına kapanmaya geldim. Ne olur affet beni. Hayatım ne olur affet. Ben senden vazgeçemem. Daha kapıdan çıktığım anda ne büyük hata yaptığımı fark ettim. Yapamam ben sensiz. O kadar çok üzdün ki beni. O kadar çok ağladım ki. Aslında seni affetmemem lazım. Aşkım ama bak. Merak etme. Senin yaptığın hatayı tekrarlamayacağım. Ben aşkımıza o kadar çok inandım ki. Asla pes etmedim. Etmeyeceğim de. Affettin beni değil mi? Tabii ki. Nasıl kırgın kalabilirim ki sana? Sana hep inandım. Bana geri geleceğini, benden vazgeçmeyeceğini hep biliyordum. Lütfen bir daha bırakma beni. Merak etme sevgilim. Bundan sonra benim yerim senin yanın. Leyla Hanım. Kusura bakmayın, böyle özel bir anınızda sizi rahatsız etmek istemezdim. Ancak şu fuar meselesini görüşmek için gelmiştim. Sekreteriniz de odasında deyince ben de girdim. Anladım. Ama istemiyorsanız başka bir zaman gelebilirim. Lütfen kusuruma bakmayın. Kalın lütfen. Anladım. Sekreterinizden su ya da başka bir şey isteyeyim mi? Sizi rahat ettirebilmek için bir şey yapabilir miyim acaba? Gerek yok. İyiyim ben. Ama böyle üzgün görmek istemiyorum. Lütfen yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Öyle bir mesele. Anladım. Umarım herhangi birinin sağlık sorunu yoktur. Mesele oğlum. Ha. Haklısınız. Evlat sahibi olmak çok zor. İnsan küçükken bir an evvel büyüsün, ayakları yere bassın ister. Ama o büyüdükçe sorunlar da onunla birlikte büyür tabii. Sizin çocuğunuz var mı? Vardı. Kaybettim kızımı. Cezaevine kızım yerine bir başkasını gönderdiğine göre bu kadın kesinlikle bir alt yedi. Şundaki cesarete bak be. Sen git dışarıdan parayla birini tut ve bana kızım diye gönder ha. Yer miyim ben be? Aslında bu şeytan kadın kızımı öldürmüş olabilir mi? Ondan her şey beklenir. Allah'tan Tekin beni cezaevinden çıkardı da artık her şeyin intikamını alma sırası bende. Her şey benim kontrolüm altında. Keşke yaşasaydı. Ben ona sarılırdım. Saçlarını okşardım. Beni kızdırsın, üstün hiç önemli değil. Ben onu bir şekilde affedebilirdim. Leyla Hanım, o kadar şanslısınız ki. Sarılabileceğiniz bir evladınız var. Özür dilerim. Özledim sizi. Yok ya. Özür dileyecek bir şey yok. Bu evlat hasretini o kadar uzun bir zaman içimde saklamışım ki. Biriyle konuşmak iyi geldi. Eksik olmayın. Rica ederim. İyi misiniz? Olacağım.
Olacağım. Ama şu fuar meselesini başka bir gün konuşsak ne dersiniz? Sizi daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Müsaadenizle. Müsaade sizin. İyi akşamlar Leyla Hanım. İyi akşamlar. Öyle özlemişim ki seni. Ben de öyle. Hiç ayrılmayalım. Hı. Yani gitme mi diyorsun? Aynen öyle. Ne zaman istedin ki gitmemi? Bu gece burada kalabilirim yani. Ya Yalçın anlasana. Bu gece değil, her gece kalabilirsin. Kopsun kıyamet diyorsun. Aynen öyle. Zaten ikimiz de bu yola başlarken Burak Bey'e geleceğini biliyorduk. Haklısın. Biliyor musun? İlk defa korkmuyorum. Çünkü ilk defa gerçekten istediğim bir şey yapıyorum. Bu hayat senin hayatın. Artık kendi kararlarını kendin verebilirsin. Kendi mutluluğunu bulabilirsin. Ve o zaman olmam gereken yerde. Aynen öyle. En sevdiğim çiçekler. Tamam. Siz o zaman hallederseniz ben çok memnun olurum. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Günaydın sevgilim. Günaydın güzel sevgilim. Oh. Bana veda etmeden gittin sandım. Asla. Bundan sonra asla böyle bir şey olmayacak, merak etme. Keşke hiç gitmesen. Hep yanımda kalsan. Hayatım. Hı. Ben de böyle olsun istiyorum. Ama Fehim babanın bana ihtiyacı var biliyorsun. Ya, sahi sen kimle konuşuyordun telefonda? Holding'den biri mi? Yok hayır. Kim o zaman? Merak et biraz. Ya söylesene Çınar. Söyleyemem Deniz, sürpriz. Çınar söylesene. Söyleyemem, sürpriz. Bak başladı yine esrarengiz konuşmalara. Söyle hadi. Şöyle söyleyeyim, çok seveceğin, böyle boynuma atılıp sen harikasın, mükemmel bir insansın diyebileceğim bir şey. Hatta şimdi desem bile iyi olur. Ya Çınar çatlatmasana beni, söyle hadi. Söyleyemem dedim ya. Ya Çınar bari ipucu ver. Veremem. Mızıkçı. Huysuz. Ama yine de seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum. Patron, Ruhi Bey geldi. Al oğlum içeriye, ne bekletiyorsun? Hemen efendim. Adamı? Buyurun. Gel Ruhi dayı, gel. Tekin Bey, bunca yıl sonra sizden haber almak ne kadar güzel. Otur bakalım, otur. Nerelerdesin sen ya? Ne yapıyorsun işte? Gel söyleyeyim sana. Zahmet olmasın. Yahu ne zahmeti? İki çay kap gel oğlum. Peki efendim. Anlat bakalım, ne var ne yok köyde? Vallahi sayende her şey yolunda. Estağfurullah. Sen olmasan benim oğlan o kumar batağından kurtulamazdı. Ya. Bak sen bir büyüklük yaptın. Kulağını çektin. Zorla işe soktun. Ama ne oldu? Şimdi kendi işini kendi yapıyor. Hatta İstanbul'da bir şube açıyor. Oo maşallah. Aferin ona, aferin. Çocuklar yoldan çıkınca pusulu olmak lazım. Başka çare yok. Doğru söylüyorsunuz Tekin Bey. Sen şimdi düşünüyorsundur. Tekin Bey bunca yıl sonra beni niye çağırdı? Vallahi laf ağzından aldınız. O zaman ben de lafı dolandırmadan direkt konuya giriyorum. Sana bir işim düştü Ruhi dayı. Ama
Ama anlatacaklarım aramızda kalacak. Ya laf mı bunlar Tekin Bey? Benden söz çıkmayacağını siz çok iyi biliyorsunuz. Bilmez miyim Ruhi dayı? Bak şimdi, sana anlatacaklarımı yarın sana gelecek olan birine kelime kelime anlatmamı istiyorum, tamam mı? Şefi abi. Eyvah, yakalandık yine. Abicim selam, sabah yok mu ya? Ya Oğuz, kusura bakma, dalmışım biraz. Canın sağ olsun abicim. Taze çayım var. Senin sevdiğin tosttan da yaptım. Çift kaşarlı, domatesli. Sağ ol Oğuz, sağ ol. Ben kahvaltımı yaptım. Teşekkür ederim. Bir çay içmeden bırakmam ama. Ya yaptım diyorum ya. Acelem var. Otobüse yetişmem lazım Oğuz. Hadi eyvallah. Tamam. Şey abi, bir şey soracağım ya. Geçen günkü mesele vardı ya. Neymiş o? Hayırlı bir iş demiştim. Ya oğlum, kapattık o konuyu biz. Öykü'nün rızası olmadan olmaz bu iş. Bence gönlü var abi. Bize niye söylemedin? Ne zaman konuştun sen kızımla? Geçen mahallede karşılaştık. Ayaküstü konuştuk. Ben söyledim ona niyetimi. Öykü niye bize bir şey anlatmadı? Ne dedi, tamam mı dedi? Tamam demedi ama hayır da demedi. Hasbinallah. Ya Oğuz, tamam anladım ben seni. Hadi eyvallah git. Abi, acaba diyorum annemi aratsam mı? Aysel teyzeyle bir konuşsa. Bizimkileri istemeye göndersem size olur mu? Ne dersin? Yuh derim Oğuz. Öyle damdan düşer gibi olur mu oğlum? Kıza da sormak lazım. Rızasını almak lazım değil mi? Pardon abi. O zaman anneme söyleyeyim. Aysel teyzeyi bir arasın ha. Oldu bu iş. Olan bir tane bir şey var Oğuz. Eğer sen beni 5 dakikada tutarsan otobüsüm kaçacak. Hadi eyvallah. Geciktim ben. Pardon abi. Abi sen yine de Öykü'yle ve Aysel teyzeyle konuşursun değil mi? Tamam. Hadi eyvallah. Hadi konuşuruz. Şevki abi beni kesin sallayacak. Ben en iyisi annemi arayayım. İşimi garantiye alayım abi. O konuşsun Aysel teyzeyle. Suzan. Buyurun ağabeyim. Yalçın Bey nerede, gördün mü? Dün gece geç bir vakit çıkmıştı. Daha dönmedi herhalde. Size haber vermedi mi? Verdi tabii canım. Mesaj atmış, iş yerinde sabahlamış. Ben de kıyafet değiştirir gelir diye düşündüm ama demek daha çıkamadı. Neyse sen işine devam et. Yine sözünü durmadı. Dayanamadı gitti o kadına. Beni üzmenize izin vermeyeceğim. Bunun bedelini ödeteceğim size. Suzan merhaba. Buyurun Fehmi Bey. İşin bitince bana bir bitki çayı yapar mısın? Tabii ki. Çalışma odasına mı getireyim efendim? Evet, odamdayım. Biraz işlerim var. Demek canımı sıkarsın Yalçın. Merak etme. Fehmi baba da senin canını sıkacak.